Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait 2020-2021 yılındaki baskısının AYT Kimya Soru Bankası'nın testlerini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerden hangisinde azot atomunun yükseltgenimi basıma yanlış yazılmıştır denilmiş. Şimdi burada bilinenlerden bilinmeyene gideceğiz. Şimdi burada oksijen bileşikliğinde genelde eksi 2 alır. Buradaki azota da A dedik. Ne yapıyoruz? Alttaki ve üstteki sayıları çarpıyoruz. 2 çarpı A'dan 2A artı 5 çarpı eksi 2'den eksi 10. Bileşin üstünde herhangi bir sayı olmadığı için 0'a eşitliyoruz. Buradan o zaman 2A eşittir. Onu karşıya atarsak 2A eşittir artı 10 ve buradan A eşittir artı 5 çıkar. Birincisi doğru. Burada oksijen değerli eksi 2 ise o zaman azota da B diyebilirsiniz. Bakın altlarında 1 var. Yani B eksi 2 yani 1 kere B ve 1 çarpı eksi 2'den eksi 2 eşittir 0. Buradan B eşittir. Artı 2 çıkacak. Bu da doğru. Hidrojen bileşiklerinde nedir? Genellikle artı 1 değerli kalır. Buraya da C dedim. 2 çarpı C'den 2C. 4 çarpı 1'den artı 4 eşittir 0. 4'ü karşıya atarsam 2C eşittir. Eksi 4 buradan C eşittir. Eksi 2 çıkar. Bu da doğrudur. Geldik. Bir sonraki bileşiğimize bakın burada hidrojen artı 1. Burada azotun elektronegatifliği karbondan fazla olduğu için azot burada alabileceği yani kararlı bileşiklerin içinde azot 5A grubunda nedir? Son katmanda 5 elektron bulunur. 3 elektron alması, yani almak ister. Yani burada eksi 3 değerli kalır. Onu belirteyim. Yani burada en son karbona A değil, ya da D değil. Karbonu bulabilirsin. Yani burada azotun değerli eksi 3'tür. Yani şu ifade yanlıştır. Onu belirtelim. Yani şu, buradan karbonu bulabilirsin ama karbon bir işinize yaramayacak. Azotun eksi 3 olduğunu nedenini tekrar söylüyorum. Azotun elektronegatifliği daha yüksek olduğu için azot eksi 3 değerlerini alır. Gelelim son yargımıza. Bakın klor eksi 1 değerlikle 7A grubunda. Hidrojen artı 1. Buradaki azota da E dedik. Bakın 1 çarpı E'den E. 4 çarpi 1'den artı 4. Hidrojenden geldi. 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 eşittir. 0. Şurası ne yapıyor? İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisinde 6 çizili taneciğin yükseltgeni ve basamı en büyüktür denilmiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda burada kök bileşiği var. Kök bileşiğini şöyle yapabilirsiniz. Bakın ayrıştırabilirsiniz. Magnezyum. Yani şu iki magnezyumun üstünden gelmiştir. Artı 2. Ve nitrit kökünden oluşuyordur. Şimdi burada nitrit kökündeki azotu bulacaksınız. Azotun üstüne A dedik. Oksijenin değerli de eksi 2. Şimdi altlarla üstleri çarpıyoruz. 1 çarpı A'dan A. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 eşittir. Bakın kökün üstünde artık eksi 1 var. Eksi 1'e eşitledik. 4'ü karşıya attık. Buradan A eşittir. Artı 3 olarak çıktı. B şıkkına baktığımızda burada oksijen eksi 2. Mangana da B dedik. 2 çarpı B'den 2B. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. Bileşin üstünde herhangi bir sayı olmadığı için 0 diyoruz. O zaman buradan 2B eşittir. Artı 6. B'de artı 3 çıktı. Geldik C'ye. Sodyum 1A grubunda olduğu için bileşiklerinde artı 1 değerli kalır. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Buraya da C dedik. O zaman 1 çarpı 1'den yani sodyumdan 1 gelir. 1 çarpı C'den klordan C geldi. 4 çarpı eksi 2'den oksijenden de eksi 8 geldi. Eşittir yine 0 diyor. Çünkü üstünde herhangi bir sayı yok. Şurası C eksi 7 çıkar. Eşittir 0. 7'yi karşıya attık. C eşittir. Artı 7 çıktı. Evet, D şıkkına geldik. Bakın burada yine kök bileşiği var. Kök bileşiğini şöyle yapabilirsiniz. Burada köklere ayırdık. Amonyum ve nitrat kökünden oluşmuş bir bileşiktir bu. Yani biz şunu arayacağız. O zaman buraya D dedik. Oksijene de eksi 2 dedik. 1 çarpı D'den D. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. Kökün üstündeki sayı eksi 1. 6'yı karşıya atarsanız D eşittir. Artı 5 çıkar. Evet, son olarak E şıkkına baktığında potasyum 1A grubundadır. Tüm bileşikten de artı 1 alır. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Kroma da E dedik. Alttaki ve üstteki sayıları çarpıyoruz. Bakın 2 çarpı 1'den 2. 2 çarpı E'den 2E.
7 çarpı eksi 2'den eksi 14 eşittir 0. O zaman şurası eksi 12 çıkar. 2 eksi 12 eşittir 0. 2 0 ise 12 karşıya attık. 2 eşittir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki çok atomlu iyonlarda 6 çizili atomlardan hangisinin yükseltgeni ve basamağı karşısında yanlış verilmiştir denilmiş. Şimdi köklerde en son şu köklerin üstteki sayıya eşitliyorduk. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Bakın sülfit kökümüz var. Eksi 2. Yani burada bu maddemizin üstüne A diyelim. Oksijenin değeri de genellikle eksi 2. Altları ve üstleri çarpıyoruz. Bakın 1 çarpı A'dan A. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. Kökün üstündeki sayı eksi 2. 6'yı karşıya attık. Artı olarak geçti. O zaman A eşittir. Artı 4 çıktı. O zaman birincisi doğru. Şimdi B şıkkına baktığımızda bir karbonat iyonumuz var. Hidrojen genellikle artı 1 alır. Oksijen eksi 2 alır. Genellikle karbona da B dedik burada. O zaman 1 çarpı 1'den şuradan 1. 1 çarpı B'den B. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. Kökün üstündeki sayı eksi 1. Şimdi burası B eksi 5 çıkar. Eşittir. Eksi 1 ise 5'i karşıya attık. B eşittir. Artı 4 çıktı. 5 karşıya pozitif olarak geçti. O zaman B şıkkı da doğru. Şimdi C şıkkına baktığımızda manganat kökümüz var. Şimdi burada buna C diyelim. Oksijen eksi 2'lik 1 çarpı C'den C. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 eşittir eksi 2. Eksi 8 karşıya artı olarak geçer. O zaman buradan C eşittir artı 6 çıkar. O zaman C şıkkı da doğru. D şıkkına baktığımızda fosfat kökümüz var. Evet şurası D diyelim oksijene de eksi 2 dedik. 1 çarpı D'den D. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 eşittir kökün üstündeki sayı. O zaman eksi 3 eşitledik. 8 karşı artı olarak geçti. O zaman buradan D eşittir artı 5 olması lazım. Baktığımızda burası yanlış. Son olarak oksalat kökümüz var. Onu da inceleyelim. Doğru mudur yanlış mıdır? Buraya E diyelim. E şıkkı olduğu için. Oksijen de eksi 2 dedik. Bakın 2 çarpı E'den 2 E. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 eşittir. Kökün üstündeki sayı eksi 2. 8'i karşıya attık. Artı olarak geçer. O zaman 2 eşittir. Artı 6. Buradan E eşittir. Artı 3 çıkar. O zaman E şıkkı da doğru. Burada yanlış olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki iyon ve bileşiklerden hangisinde azot tanecinin yükseltgeni basıma yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Evet burada bilinenlerden bilinmeyene gideceğiz. Şimdi birinci maddemize baktığımızda nitrat verilmiş. Şöyle söyleyelim. Üzerinde eksi 1 var. Şimdi oksijen bileşiklerine genellikle eksi 2 alır. Çünkü 6A grubundadır. Buna da A diyelim. Ne yapıyorduk? Aşağılar ve üstleri çarpıyorduk. Yani 1 çarpı A'dan A. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. Burada bir sayı varsa ona eşitliyoruz. Eksi 1'den. Buradan A eşittir. Artı 5 olarak çıkar. O zaman birincisi doğru. İkincisine baktığımızda amonyak verilmiş. Amonyak için de şunu söyleyebiliriz. Hidrojen genellikle artı 1 değerli kalır. Buraya da B dedik. O zaman 1 çarpı B'den B. 3 çarpı artı 1'den artı 3 eşittir. 0 ise buradan B eşittir. Eksi 3 olması lazım. Baktığımızda burada artı 3 diyor. O zaman ikincisi yanlıştır. Üçüncüsüne baktığımızda nitrit iyonu verilmiş. Yine eksi 1 yüklü. Oksijen genellikle eksi 2 alıyordu. Buna da C dedik. Bakın 1 çarpı C'den C. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 eşittir. Burada eksi 1 olduğu için eksi 1'e eşitliyoruz. O zaman buradan C eşittir. Artı 3 olarak çıkar. 4 karşıya geçerse. O zaman burası da doğru. Dördüncüsüne baktığımızda azot dioksit verilmiş. Evet burada herhangi bir sayı olmadığı için parantez içerisinde yazmak zorunda değiliz. Burada eksi 2'ye D dedik. 1 çarpı D'den D. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4.
herhangi bir sayı olmadığı için, bileşik olduğu için sıfıra eşitliyoruz. Yani bunların toplamı sıfır olacak. Buradan D eşittir. Artı 4 çıkar. O zaman dördüncüsü de doğru. Son ifademize baktığımızda potasyum nitrat verilmiş. Potasyum bir A grubunda olduğu için bileşiklerinde her zaman artı 1. Oksijen genellikle eksi 2. Buraya da E diyelim. 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı E'den E. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir 0. 6'dan Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki verilen bileşiklerdeki klor atomlarının yükseltgeni basamakları toplamı kaçtır demiş. Burada hepsini ayrı ayrı hesaplayıp en son toplayacağız. Birinci bileşiğimize baktığımızda şu şekilde verilmiş. Hidrojen genellikle artı 1 değerlik alır. Oksijen eksi 2 değerlik alır. Buraya da A diyelim. Bakın 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı yani altlarla üstleri çarpı 1 çarpı A'dan A. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. Bileşin üstünde herhangi bir sayı var mı? Yok, 0. O zaman 0'a eşitliyoruz. O zaman şurası eksi 5 yapar. Şu ikisini topladığımızda karşı artı olarak geçer. O zaman buradan A eşittir. Artı 5 çıktı. İkinci bileşiğimize baktığımızda şu şekilde verilmiş. Yine aynı işlemi yapacağız. Hidrojen genellikle artı 1. Oksijen genellikle eksi 2. Buraya da B diyelim. 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı B'den B. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8. Eşittir yine herhangi bir sayı olmadığı için bileşiğin üstüne bunların toplamı 0 olacak. O zaman burası eksi 7 yapar. Karşı artı olarak geçer. Buradan B eşittir. Artı 7 oldu. Son olarak şu bileşiğimiz verilmiş. Oksijen genellikle eksi 2 alıyor. Buraya da C diyelim. 1 çarpı C'den C. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 eşittir. Yine bileşiğin üstünde herhangi bir sayı olmadığı için 0'a eşitliyoruz. 4 karşı artı olarak geçer. Buradan C eşittir. Artı 4 çıkar. Evet, bu üçünü toplarsak 5, 7 daha. 12, 4 daha. 16 yapacaktır. Yani cevap da B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda numaralar ile verilen ifadeler harflerle verilen ifadelerle uygun bir şekilde eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki oksijenin flor ile oluşturduğu bileşikteki yükseltgenin basamağı. Yani oksijen florla şu şekilde bileşik oluşturur. Flor nedir? Her zaman eksi 1 değerlik alır. Şimdi 2 çarpı eksi 1'den burası eksi 2 yapıyorsa buradaki oksijenin değerli artı 2'dir. O zaman bu durumda 1 B olacak. İkinci ifademize baktığımızda peroksit olarak bilinen bileşiklerde oksijenin yükseltgeni bu basamağı denilmiş. Peroksitlerde oksijen eksi 1 değerlik alır. Mesela şöyle örnek verilebilir. Sodyum peroksit. Şimdi burada sodyum 1A grubunda olduğu için artı 1, 2 kere 1, artı 2 yapıyor. O zaman burası da eksi 2 olması için eksi 1 olması lazım. Oksijen eksi 1 olduğunda bu bileşiğin ismi de ne olur? Sodyum peroksit olur. Yani oksit bileşiği değil. O zaman bu durumda 2, C olacak. Eksi 1 ile eşleşecek. Üçüncüsüne baktığımızda hidrojenin ametallerle oluştuğu bileşikte yükseltgenin basamağı denilmiş. Şimdi hidrojen genellikle nedir? Artı 1 değerlik alır. Yani ametallerle bileşik oluştuğunda mesela hidrojen klorur. Klor eksi 1, hidrojen artı 1. Hidrojen metallerle de bileşik oluşturduğunda nedir? Eksi 1 değerlik alır. Yani burada ametallerle dediği için artı 1 değerliğini alacaktır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki bileşiklerin karşılarında verilen altı çizili tanecikların değerlik çiftlerinden hangileri doğrudur diye verilmiş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda bakır ve azotun altı çizilmiş. Şimdi burada bileşiğimiz bakır ve nitrat iyonlarından oluşur. Şimdi nitrat eksi bir değerlik alan bir köktür. O zaman bakın buradan buraya bir sayı ya da buradan buraya bir sayı gelmediği için o zaman burada bakırın değerli de artı bir de şurası doğru. Peki nitrattaki azotun değerli kaçtır? Onu da şöyle yapalım. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Buraya da A diyelim. 1 çarpı A'dan A. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 et kökün üstündeki sayıda eksi 1 olduğu için eksi 1 şeklinde yazdık. O zaman 6 karşıya pozitif olarak geçer ve buradan artı 5 çıkar. O zaman birincisi doğru. Bakın burada sadece nitrat kökünü inceledik. İstiyorsanız bakırın da işin içerisine koyup
Yani sıfıra da eşitleyebilirsiniz. Aynı sonucu bulabilirsiniz. Ben sadece nitrat üzerinden gittiğimi tekrar belirteyim. Şimdi ikinci bileşiğimize baktığımızda iki tane kökten oluşan bir bileşik. Birinci kökümüz amonyum kökü ve burada azotun altı çizili. Diğeri de karbonat kökü. Burada da karbonun altı çizili. Yani burada yine şuradan nitratta yaptığımız olayı uygulayacağız. Her iki kökü de ayrı ayrı çözeceğiz. Bakın burada hidrojen artı bir değerli kalır. Buraya da B dedik. 1 çarpı B'den B. 4 çarpı artı birden artı 4 eşittir kökün üstündeki sayı. O zaman 4 karşıya x olarak geçer ve buradan B'ye eşittir. Eksi 3 çıkar. Burası doğru. Ve şuradaki karbonu bulsak oksijen genellikle x 2 alıyordu. Buraya da C dedik. 1 çarpı C'den C. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir eksi 2. 6 karşı artı olarak yani pozitif olarak geçer ve C eşittir artı 4 olur. O zaman burası da doğru. Şimdi son bileşiğimize baktığımızda sodyum ve siyanür köklerinden oluşur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten sodyum 1A grubunda olduğu için bütün bileşiklerden de artı 1 alır. Ya da bakın burası eksi 1 yüklü olduğuna göre burası da artı 1 olacak. Çünkü herhangi bir sayı kökün altına gelmemiş. O zaman şurası doğru. Peki gelelim buradaki karbonun değerlerini bulmaya. Bakın burada da şunu söyleyeceğiz. Azotun elektronegatifliği karbondan daha büyük olduğu için azot burada eksi 3 değerlik alarak kararlı bir bileşik oluşturacaktır ve kendini soygaza benzetecektir. Buraya da D diyelim. 1 çarpı D'den D. 1 çarpı eksi 3'ten eksi 3 eşittir. Kökün üstündeki sayı 3 karşıya artı olarak geçecektir ve burada D eşittir. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki kalsiyum ile azot atomlarının oluşturduğu kararlı bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu elementlerimizin elektron dizilimini yaparsak kalsiyum 20, 2, 8, 8 ve 2 şeklinde olacaktır. Azot ise 7, 2'ye 5 olacaktır. Bakın kalsiyumun soygaza benzemesi için şuradaki 2 elektronu vermesi lazım. Yani kalsiyum burada artı 2 değerlik alacaktır. 2 elektron verecektir. Azot ise 3 elektron alacaktır. O zaman eksi 3 değerlikli olacaktır. O zaman burada bu sayıları çaprazlayıp bileşiğimizin formülünü bulursak sonuçta elektron alışverişiyle oluşacak. Çünkü biri metal, biri de ametal. Kalsiyumun altına 3 gelecektir. Azotun altına 2 gelecektir. O zaman birincisi doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda diyor ki atomlar arasında elektron alışverişi sonucu bağ oluşmuştur. Evet, bakın tekrar söyleyeyim. Son yörüngesinde 2 olduğu için metal. Son yörüngesinde 5 olduğu için ametal. Metal ametal arasında elektron alışverişiyle iyonik bağ oluşur. İkincisi de doğru. Oluşan bileşikte azotun yükseltgenme basamağı eksi 3'tür demiş. Az önce de şurada belirttik. Azot eksi 3 değerli kalacak. Bu da doğru. O zaman burada cevap E şıkkı yani hepsi olacak. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda amonyum karbonat demiş. Yani amonyum karbonat bileşiğimizi öncelikle yazarsak amonyum şu şekildedir. Karbonat da bu şekilde. Yani burada yapmamız gereken işlem bakın şurada bir vardır yazılmaz. Yani şuradaki sayıları çaprazlamak. O zaman bu durumda amonyumun altına 2 gelecek. Kökün altına bir sayı gelecekse parantez içerisinde yazıyoruz. Karbonatın altına bir sayı gelmeyecek. İkincisi baktığımızda yani alüminyum sülfat denilmiş. Yine alüminyum bütün bileşiklerinde artı 3 değerlik alan bir metaldir. Sülfatsa SO4 üzeri eksi 2'dir. Yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bunun sayısını bunun altına, bunun sayısını ise bunun altına gönderiyoruz. İyonik bileşikleri bu şekilde çaprazlayarak yazıyorduk. O zaman alüminyumun altına 2 geldi. Sülfatın altına 3 geldi. Üçüncüsüne baktığımızda kalsiyum karbonat demiş. Kalsiyum 2A grubundadır. Her zaman artı 2 değerlik alır. Karbonat ise yukarıda da söylediğimiz gibi birinci bileşikte de karbonat vardı. Bu şekilde olacak. Şimdi burada ikiler birbirini götürür. En sade hali yazılacaktır. Yani bire bir oranda birleşecekler. O zaman oluşacak bileşim formülü şu şekilde olacaktır. 3 bileşiğimizi de yazdık.
O zaman yargılarımıza geçersek diyor ki her formülde aynı sayıda katyon vardır denilmiş. Bakın katyon diye artı yüklü. Yani burada katyonun altında 2 var. Burada katyonun altında 2 var. Burada ise katyonun altında 1 var. O zaman hepsindeki katyon sayısı eşit değildir. Anyon yükleri eşittir diyor. Bakın şurada eksi 2 yüklüydü anyonumuz. Burada eksi 2 yüklü. Burada da eksi 2 yüklüydü. Karbonat zaten eksi 2'di. O zaman bu ifademiz doğru. Alüminyum sülfat bileşiğinde kükürt atomlarının yükseltgenme basımı artı 6'dır. Yine alüminyum sülfat bileşiğini şu şekilde yazmıştık. Yine alüminyum artı 3 ve sülfat dediğimiz eksi 2 yüklü kökten oluşuyor. Yani burada sadece kökü incelemeniz yeterli. Yani bileşik içerisinde incelerseniz aynı sonuca ulaşırsınız ama ben burada sadece şuradan kökü inceleyeceğim. Aynı sonuca çıkacaktır. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Buraya da x dedik. 1 çarpı x'ten x, 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 eşittir. Kökün üstündeki sayı eksi 2. O zaman buradan x eşittir. 8 karşı artı olarak geçer. Ve 2'yi çıkarsak artı 6 olur. O zaman 3. ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap D şıkkı yani 2 ve 3. Onuncu sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda verilen bileşiklerde yer alan X atomların artan yükseltgen ve basamaklarına aklına göre yukarıdaki simitte bulunan boşluklara başlangıçtan itibaren ok yönünde yerleştirilmiştir. Buna göre hangi iki bileşik yer değiştirildiğinde doğru yerleştirilmiş olur diye verilmiş. Yani burada her bileşikteki X'in değerlerini öncelikle bulursak bakın birinci bileşiğimize X2O. Şimdi oksijen genellikle X2 alıyor. Burada X'e de A dedik. Yani altlarla üstleri çarparsak 2 çarpı A'dan 2A. 1 çarpı eksi 2'den eksi 2 eşittir 0. 2 karşıya artı olarak geçer. 2a eşittir artı 2. Buradan a eşittir artı 1 çıkar. İkinci bileşiğimize baktığımızda x o diye verilmiş. Şimdi burada x'in değerlerine b desek oksijen yine eksi 2 alıyor genellikle. O zaman b eksi 2 eşittir. Herhangi bir sayı yok. 0'a eşitliyoruz. O zaman buradan b eşittir artı 2. Evet bakın artan sırayla gidiyor. 1'den 2'ye çıktı. Geldik. Üçüncü bileşiğimize baktığımızda XO 2 denilmiş. Şimdi buraya C diyelim. Şurası da genellikle eksi 2'de 1 çarpı C'den C. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 eşittir 0 ise 4 karşı artı olarak geçer ve C eşittir. Buradan artı 4 çıktı. Peki bir sonraki bileşiğimize bakarsak. X2O 3. Şimdi şuraya D diyorum. Şuraya da genellikle eksi 2 aldığını tekrar belirten 2 çarpı d'den 2d. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir 0. Eksi 6 karşı artı olarak geçer. 2d eşittir. Artı 6 buradan d eşittir. Artı 3 çıkar. Bakın 1'den 2'ye çıktı. 2'den 4'e, 4'ten 3'e gitti. Yani bu bileşiğimiz burada, bu bileşiğimiz aşağıda olsaydı ne olacaktı? 3 ve 4 uygun bir sırayla gidecekti ki son bileşiğimizi de inceleyelim. Hani son bileşimiz kaç oldu ona da bakalım. X2O5. Şimdi X'e burada E diyelim. Oksijen de eksi 2'de 2 çarpı E'den 2. 5 çarpı eksi 2'den eksi 10 eşittir 0 diyoruz. Çünkü herhangi bir sayı yok bileşiğin üstüne. Buradan 2E eşittir 10 karşı artı olarak geçti. Artı 10. Buradan E eşittir artı 5 çıktı. Evet bakın tekrar belirtiyorum. Şu bileşiğimiz burada. Bu bileşiğimiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bileşiklerde altı çizili atomların yükseltgenme basamakları doğru takip edilirse hangi numaralı çıkışa ulaşılır diye sorulmuş. Şimdi burada ilk bileşiğimize baktığımızda şuradaki azotun altı çizili. Burada iki tane kök var. Şimdi iki kök varsa şu şekilde yapmanızı öneririm. Burada kökleri ayırıyoruz. Evet nitrat kökündeki azot sorulmuş. O zaman şöyle yaptık. Şimdi buraya A diyelim. Oksijen de genellikle eksi 2 alır. 1 çarpı A'dan A. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. Kökün üstündeki sayı eksi 1. Eksi 6 karşı artı olarak geçer. Yani A eşittir. Eksi 1 artı 6'dan buradan artı 5 olur. O zaman artı 5'in olduğu taraftan devam ediyoruz. Şuradan. Evet geldik ikinci bileşiğimize. Şu şekilde bileşiğimiz verilmiş.
Şimdi potasyum 1A grubunda olduğu için bileşikten de her zaman artı 1 alır. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Buraya da B diyelim. Altlarla üstleri çarpıyoruz. Bakın 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı B'den bir tane B olacak. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 eşittir. Bakın bileşiğin üstünde herhangi bir sayı yok. Sıfıra eşitleyeceğiz burada. Şimdi 1 ile 8'i topladığımızda buradan B eksi 7 eşittir 0. Buradan B eşittir. Artı 7 olarak çıkar. 7 karşıya artı olarak geçti. O zaman artı 7'nin olduğu taraftan devam ediyorum. Son bileşiğimiz bu. Sodyum karbonat bileşiğimiz. Sodyum yine 1A grubunda olduğu için tüm bileşiklerinde artı 1 değerli kalır. Oksijen genellikle eksi 2 alır. Buraya da C dedim. Bakın 2 çarpı 1'den 2. 1 çarpı C'den C. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 eşittir. 0 dedik. Şu ikisini topladığımızda buradan C eksi 4 eşittir 0. Eksi 4 karşı artı olarak geçer. Buradan C eşittir. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.